Merhaba, ben Ozan. Ve bu bölümde ikinci bitiş sesi EMI'ye kurulan frigen modunu inceleyeceğiz. Frigen modunun da diğerleri gibi iki versiyonu var. Otantik frigen için bitiş sesi EMI üzerine ikinci beşli ve ikinci dörtlü türlerini ekliyoruz. Bu da bize bu moddaki ezgilerin kabaca seyrettiği alanı veriyor. Beşli ile dörtlünün eklendiği yer modern deyişle C yani BMI notası. Ancak belki de BMI'nin BFA'ya dönüşebilen değişken yapısından ötürü otantik frigyen ezgileri bunun yarım ses üstündeki C notasında gezinmeyi daha çok seviyor. Gustat et videte coniam suavis est dominus beatus vir qui sperat Ezgi üçlüsünde başlamış ve ilk iş olarak C notasına çıkmış. Gustat et videte. Dominus sözcüğüyle biten bir sonraki cümlede bitiş sesiyle karar yapmış. Est dominus. Kalan kısımda daha çok bitiş sesi EMI ile dörtlüsü ALA arasında gide gele nihayet bitişe inerek karar vermiş. Arada bir notalık DR'ye dokunduğu yere bakın. Bu tarz şemanın dışına taşmaların normal olduğunu Dorian modunu incelerken görmüştük. Bu ezgi oktavına varmamış ama baştaki C üzerindeki ısrarlı duruşu otantik frigyene daha yakın olduğunu gösteriyor. Buradan ezgilerin otantik mi plagal mi olduğu konusunun yoruma açık bir konu olduğunu düşünebilirsiniz. Ve düşünün de. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Batı'da 9. yüzyılda görmeye başladığımız mod teorisi Gregorian ezgilerini sınıflandırmak için kullanılıyordu. Ve bizim burada kabaca incelediğimiz gibi bitiş sesi, ezginin yukarı ya da aşağı açılması ve üzerinde durmayı sevdiği nota gibi kriterler kullanılıyordu. Plagal frigyenin şeması da diğer plagal modlarla aynı mantıkla kuruluyor. Moda özgü beşli hala bitiş sesi üstünde kurulu dururken dörtlü bitişin altından kuruluyor. Bu kez modern deyişle C'den C'ye ya da Guido'nun solmizasyonu ile BMI'den BMI'ye bir oktav oluştu. Plagal frigyen ezgileri yine kabaca bu bölgede geziniyor diyebiliriz. Üzerinde durmayı sevdiği nota ise dörtlüsü A-La. Memento verbi tui servo tuo domine. In quo mihi spem dedisti, ec me consolata est in humilitate mea. Parça fe-fa ile başlamış ve hemen alaya çıkmış. Memento verbi tui. Domine sözcüğünde yine fe-fa notasında kalmış. Servo tuo domine. Dördüncü mod olan plagal frigyenin ezgileri dr ile fe-fa'yı ayrı bir seviyor. Ve bunlar arasında sık dolaşabiliyor. Bu yüzden başka modların havasına bürünmüş gibi bir his verebilir. Buradaki litrol bitiş sesi. Neyse ki bitmeye kalmadan ortadaki dedisti sözcüğünde EMI ile kalış yapıyor. Spem dedisti. Arkadan gelen cümlede beşlisi BMI'ye bir kez değiyor. Me consola. Ve yine iki kere EMI'ye inerek karar veriyor. Frigyen modu, ikinci bitiş sesi kabul edilen EMI üzerine yine ikinci beşli türü ve ikinci dörtlü türüyle kuruluyor. Belki de bu modun en karakteristik yanı yarım sesin bitişin hemen üstünde olması.
Otantik Frigyen ezgileri altılısı C-Fa'yı yani modern deyişi do notasını severken, plagal Frigyen ezgileri dörtlüsü A-La'yı tercih ediyor. Ama D-Re-Fe-Fa arasında gezinmeyi ayrı seviyor. Otantik Frigyen için keskin, sert, öfkelendiren gibi ifadeler kullanılıyor. Savaş tanrısı Mars bu modun gezegeni sayılıyor. Plagal Frigyen için ise hüzünlü, melankolik ve huzur veren gibi yine otantiğin tersi ifadeler kullanılıyor. Belki de diğer modlarla karışabilen ezgilerinden ötürü başka ruh hallerini de çağrıştırdığından herkesle iyi geçinen Merkür ile eşleştiriliyor. Gelecek bölümde 3. bitiş sesi Fe-Fa üzerine kurulan Lidyen modunu inceleyeceğiz. Hoşçakalın.